Mercek Altın'dan iyi günler sevgili seyirciler. Bugün Manisa'da çok güzel bir hava var. Böyle bir havadan yararlanmak istedik ve biz Mercek Altın'ı bugün Sepil Dağı'na çıkarken Seyir Tepesi'ne gitmeden çok güzel bir mekandan yapmayı istedik. Şu an arkamızda Manisa var, Manisa şehri var. Yanımızda da efendim siyaset bilimcisi ve siyaset bilim uzmanı Ozan Erdem var. Efendim hoş geldiniz. Kendi mikrofonunuz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii sevgili seyirciler, biz Ozan Erdem'le bugün neyi konuşacağız? Bugün biz terörün dününü, bugününü konuşacağız. Biliyorsunuz ki Ankara'daki patlamadan sonra, Diyarbakır'dan gelen şehitlerimizden sonra şu an tüm Türkiye terör olaylarına kenetlendi. Türkiye kan ağlıyor ama şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi anlatabilecek, çok iyi yorumlayabilecek uzmanlar kendi taraflı bakış açılarıyla olayları yorumluyorlar. Biz de sevgili Ozan Erdem'i bu programa davet ettik. Terörün tarihten bugüne neden, hangi sebeplerle dolayı geldiğini, nasıl bu kadar çok yoğun bir şekilde Türkiye'de terör örgütünün konuşlandığını, amaçlarının ne olduğunu, neden terörün hedefinde Türkiye, bunu konuşmak istedik. Bu aşamadan sonra da Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir tavır almalı? Terör olayları karşısında, teröristler karşısında, terör örgütleri karşısında Türkiye nasıl bir tavır almalı? Türkiye neden terörün hedefinde? Bunları masaya yatırmak istedik sevgili Ozan Erdem'le birlikte. Onun bilgi donanımı, tarih değil, tarihle ilgili bilgi donanımı ve siyaset bilimcisi uzmanı olması nedeniyle bunu bize anlatabilecek en iyi kişinin olduğunu düşündüğümüz için. Ben Ozan Erdem'e biraz sonra soracağım. Terörün ilk başlangıç tarihinin ve sebeplerinin neler olduğunu, ama bildiğim kadarıyla 1100'lü yıllarda Hasan Sabbah döneminde Selçuklu İmparatorluğu düzenlenen bir suikastle tamamen yok edildi. Yani bir devlet ortadan kaldırıldı Hasan Sabbah döneminde 1100'lü yıllarda. Selçuklu İmparatorluğu ortadan kaldırıldı. Ben çok bilmediğim konularda çok fazla ahkam kesmek taraftarı bir gazeteci değilim. Onu biraz sonra bize Ozan Erdem anlatacak. Ama Ozan Erdem, eğer müsaade ederseniz, ben son 5 yılda Türkiye'nin yaşadığı terör olaylarını ve verdiğimiz şehit sayısını küçük bir araştırma yaptım, listeledim. Yanlış olmaması için de ezberden konuşmak istemiyorum. Okumak istiyorum sevgili izleyicilerimize, sonra mikrofonu Ozan Erdem'e vereceğim. Şimdi 17 Şubat 2016, bundan 2002 gün önce Ankara Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve lojmanlarının bulunduğu Devlet Mahallesi'nde bomba yüklü araç, trafik ışıklarında bekleyen servis araçlarının yakınında patladı. 28 kişinin öldüğü saldırıda 61 kişi de yaralandı. Sevgili seyirciler, bunu zaten hep birlikte yaşadık. Dün de Diyarbakır'ın Lice ilçesinden 5 şehidimiz geldi. Efendim, 12 Ocak 2016'ya dönüyoruz. Sultanahmet'te intihar saldırısı oldu. Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırıda 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Efendim, gidiyoruz 10 Ekim 2015 Ankara saldırısına yine. Ankara Garı'nda barış mitingi düzenlenen saldırı, barış mitinginde düzenlenen saldırıda Türkiye tarihinin en kanlı, bombalı terör eylemi oldu. Hain saldırıda tam 103 kişi ölürken 48 ağır, 238 kişi yaralandı. Türkiye günlerce bu saldırıyı konuştu. Efendim, 2 Ağustos 2015'e gidiyoruz. Ağrı'da jandarma karakoluna saldırı düzenlendi. Ağrı Doğu Beyazıt Karabulak Jandarma Karakolu'nda, Ozan'cığım sen bana yardımcı olur musun? Rüzgar var bu arada. Ağrı Doğu Beyazıt'ta Karabulak Jandarma Karakolu'nda 2 ton bomba yüklü traktörle yapılan intihar saldırısında 2 asker şehit oldu. 24 kişi yaralandı. Patlamada yüzlerce metre uzağa fırlayan parçaların isabet ettiği köylülerden hafif yaralananlar da oldu. Efendim, gidiyoruz 20 Temmuz 2015 Suruç saldırısına. Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan patlamada üzerinde bomba yüklü olan şahıs bir grup gencin yaptığı basın açıklamasında kendini patlattı. 34 kişinin öldüğü saldırıda 100 kişi de yaralanmıştı. 103 kişi sevgili seyirciler, özür diliyorum.
6 Ocak 2015'e gidiyoruz. Sultanahmet'te saldırı yine İstanbul Sultanahmet'te IŞİD militanı Diana Ramazova Sultanahmet Turizm Şube Müdürlüğü'nün önünden elinde tuttuğu el bombalarını patlattı. Patlamada bir polis memuru şehit olurken bir polis memuru da yaralandı. Efendim 11 Mayıs 2013 Reyhanlı saldırısına bakıyoruz. Hatay Reyhanlı'da düzenlenen iki ayrı bombalı saldırı sonucunda 52 kişi yaşamını yitirdi, 146 kişi yaralandı. Bombalı araçlarla düzenlenen saldırı o tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör eylemi olarak ikinci kez kayıtlara düştü. 11 Şubat 2013 Cilvegözü saldırısına bakıyoruz. Hatay Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısına personel lojmanlarının yakınında Suriye plakalı bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Olayda 4'ü Türk, 13 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı. Yavaş yavaş daha eski tarihlere doğru bakıyoruz. 1 Şubat 2013 tarihine bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi. Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği önünde bir intihar bombacısı X-ray cihazından geçerken üzerindeki bombayı patlattı. Saldırıda 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. 11 Eylül 2012 Sultan Gazi Karakolu saldırısına bakıyoruz sevgili seyirciler. İstanbul Sultan Gazi Karakolu'na giren intihar saldırganı X-ray cihazının yanında üzerindeki bombayı patlattı. Olay yerinde bir polis memuru şehit olurken 4'ü polis, 3'ü vatandaş, 7 kişi de yaralandı. Efendim 20 Ağustos 2012 Gaziantep saldırısını şimdi sizlere aktarıyorum. Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nın ikinci günü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4'ü çocuk, 10 kişi ölürken 9'u ağır, 66 kişi de ağır yaralandı. 25 Mayıs 2012'de Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi. Kayseri Pınarbaşı'na Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'lı teröristlerin düzenlediği intihar saldırısında bir polis memuru şehit oldu, 3 terörist öldü, 16 kişi yaralandı. 29 Ekim 2011 Bingöl'de intihar saldırısı düzenlendi. Bingöl'de PKK terör örgütü mensubu üzerinde taşıdığı bombayı Genç Caddesi üzerinde patlattı. Saldırıda 3 kişi ölürken 20 kişi de ağır yaralandı. 30 Eylül 2011 Antalya'da intihar saldırısı düzenlendi yine sevgili seyirciler. Antalya Göynük Jandarma Karakolu kontrol noktasında üzerinde bomba taşıyan şahıs kendini patlattı. Olayda bir uzman çavuş yaralandı. Ve son olarak 20 Eylül 2011 Ankara'da bombalı saldırı gerçekleştirdi bir araç vasıtasıyla. Ankara Kızılay Kumrucular Caddesi kaldırım kenarına park edilen otomobilde meydana gelen patlama sonucunda 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Sevgili seyirciler, son 5 yılda 15 saldırıda 266 kişi öldü, 265 kişi de yaralandı. Türkiye'nin 5 yıllık terör saldırısı olaylarını sizlere kısaca maddeler halinde anlatmaya çalıştım. Bunlar efendim örgütlü halde düzenlenen terör saldırıları. Bir de askerlerimizin doğuda ve güneydoğuda şehit olmaları söz konusu. Onların sayılarını zaten bu programda hiç söylemeyeceğim bile. Onlar ayrı terör saldırıları. Şehitlerimiz oldu, yaralananlar oldu, gazilerimiz oldu. Biz hepsine, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederler ailelerine başsağlığı diliyoruz. Geride kalanlar inşallah hayatlarını sevdikleri yanında olmadan nasıl bundan sonra yaşayacaklar? Tabii annelerin canları yanıyor, babaların canları yanıyor, eşlerin canları yanıyor. Çocuklar babasız kaldı, abisiz kaldı. Bunlar hepimizin yüreğini dağlayan şeyler, dağlayan olaylar. Bakıyoruz ki saldırılarda İstanbul, Ankara, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi şehirler özellikle ön planda. Ve genelde bu PKK'nın ve IŞİD'in failleri ve sorumlu olduğu konular. Şimdi ben tabii Ozan kadar çok iyi bilmiyorum, Ozan Erdem kadar çok iyi bilmiyorum. Hepimiz Ozan'dan öğreneceğiz, Manisa Ozan'dan öğrenecek. Bizi internetten izleyen tüm Türkiye ve dünya Ozan'dan öğrenecek. PKK'nın dünü bugünü, PKK'nın hedefinde neden Türkiye'ye var, neden Türk askeri var, neden bombalı saldırılar düzenliyorlar, amaçları nedir? Bütün bunları biz bugün Ozan'dan Sipil Dağı'ndaki bu güzel manzara vasıtasıyla izleyeceğiz. Evet, seni dinliyoruz şimdi. Öncelikle teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için ve yayınımıza başlarken bütün vefat eden
askerlerimize, sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Amin, amin inşallah. İnşallah Allah ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Ocak düştüğü yeri yakıyor. Bizler her ne kadar içimiz yansa da ocak düştüğü yeri yakıyor. Maalesef toplumsal hafızamız 21 gün. Bu anlattığınız madde 2011'den beri, Şubat 2011'den beri olan saldırıları ifade ettiniz. 2011'de hayatını kaybeden insanların aileleri hala daha yanıyor. Gazi olanlar ve sakat kalanlar bir ömür boyu bunun acısını yaşayarak hissediyorlar. Bizler ise bırakın 2011'deki olayları, maalesef bir ay, iki ay, üç ay önceki olayları dahi unutuyoruz. Toplumsal hafızamız maalesef yapılan araştırmalara göre 21 gün çıkıyor. 21 gün sonra bütün olan olayları unutuyoruz. Lakin devlet aklı diye bir şey var, millet aklı diye bir şey var. Devlet aklı, millet aklı 3000 yıldan beri bu toprakların, bu topraklara gelmeden önce Orta Asya'nın, milletin bekasını düşünerek toplumsal hafızasına bunları kaydediyor. Ve bütün her şeyi planlı bir şekilde ne oluyor, nasıl saldırılara uğruyoruz, bunların araştırmasını yapıp geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Özellikle burada baktığımız zaman gönül isterdi ki şu güzel ovamızda organik tarımı konuşalım. Sanayi bölgemizi kameramız çekiyordur. Organize sanayide dünyanın yatırıma en elverişli kenti olarak seçilen Manisa'mızda yerli ve milli üretim yapabilmeyi konuşalım. Lakin bunu bize yaptırmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Öncelikle şunu bileceğiz, yeise kapılmadan Allah'ın hükmüne rağm olarak bütün vatandaşlarımız, milletimiz olarak bir olup, iri olup bu az önce ifade ettiğiniz vefat olaylarıyla, saldırılarla geleceğe bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Şimdi terörün tarihini konuşacağız dedik. Öncelikle terörün kelime anlamı, Fransızcadan gelen bir, lügattan gelen bir şey. Terörün ilk kullanıldığı ana bakarsak, terör kelimesinin 1789 yılında Fransız ihtilali sonrasında bu kelimeyi görüyoruz. Az önce Selçuklu dedik. O zaman başlayanlar bir suikast teşebbüsü, bir terör teşebbüsü, ama terör kelimesini kullanıyorsak bir bunun anlamına bakalım. Bakalım. Robespierre tarafından yapılan 1789 yılındaki krallığa karşı, burjuvanın aristokrasiye karşı yapmış olduğu 1789 Büyük Fransız İhtilali'nden sonra bir konsül devri kuruluyor. Ve krallığı geri isteyenler, burjuvaya itaat etmeyenleri yıldırmakla görevli olarak Robespierre kullanılıyor. Fakat Robespierre daha sonradan 1795 yılını geçince, konsül dönemi bitmeye başlayınca, Robespierre de bu yapmış olduğu saldırının cezasını idam edilerek ödüyor. O yıldırma politikası, milleti yıldırma politikası, yıldırarak istediği düşünceye milleti kanalize etme, istediği şekilde yönlendirmeye terör deniyor. Terör saldırısı, hatta bunu meşrulaştırarak Robespierre'in güzel bir sözü var. Diyor ki, bizim tiranlığımız özgürlüğe karşı yapmış olduğumuz bir mücadeledir diyor. Dolayısıyla yapılan bütün bu saldırıları insanoğlu nasıl yapabilir? Nasıl oradaki masum sivillerin kolunu, bacağını, gözünü kopartabilir? Nasıl onları öldürebilir dediğimiz bu saldırıları aslında o terörist örgütler kendi vicdanlarında meşrulaştırarak o saldırıları gerçekleştiriyorlar. İşte bu saldırıları gerçekleştirirken ilk olarak cennete gideceği vaadiyle İsmaili tarikatından Hasan Sabbah'ı görüyoruz. Alamut Kalesi'nde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na karşı bir örgüt kuruyor. Yani 1050'li yıllar sanıyorum ki, değil mi? 1050'li yıllar, Selçuklu'nun 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra, Sultan Alparslan'dan sonra Melikşah'ın geçmesi ve güçlendiği ve en önemli
bugün hala eserini okuduğumuz, Siyasetname diye eserini okuduğumuz sadrazam, büyük bugünün padişah, bugünün başbakanı, Nizam-ı Mülk'ün makamı mührü elinde bulunduran devlet görevlilere karşı yapılır. Bunu ilk başlatan ve hatta hani hep deriz ya, yoğurt sözcüğü yoğurt olarak İngilizceye Türklerden geçmiştir. Assassin, asasiyan, haşhaşi kelimesinden İngilizceye suikastçı demektir. Hasan Sabbah'la birlikte geçmiştir. Öyle bir tarikat kuruyor ki haşhaş kullanıp beyinlerini yıkayıp Selçuklu Sarayı'na göndermiş olduğu o suikastçılar tarafından haşhaşi diye anılmaya başlanıyor o yıllarda. İsmaili'de uyuşturucu kullandıkları için. Adeta uyuşturucu kullanıp beyinleri yıkandığı için ve suikast gerçekleştirdikleri için. O dönemde de efsunlama deniliyor bu harekete. Büyüleme gibi. Efsunlama, büyüleme. Geleceğine inandırarak onları savaştırmak. O zamanlar içerisinde aristokrasinin hüküm sürdüğü, mutlakiyet rejiminin hüküm sürdüğü bir yapı olduğu için devlet ve millet kavramı bir sultanda birikmiş oluyor. Yasama, yürütme, yargıyı biz sultanda görüyoruz. Dolayısıyla sultan ve sultanın yanındaki ekip yok olduğu zaman dolayısıyla istediğiniz amaca ulaşabiliyorsunuz. Bugüne doğru geldiğimizde ise demokrasi var. Bugün bir devlet başkanımıza veya çeşitli kurumların başındaki temsil makamlarına herhangi bir saldırı olduğu zaman, ki şaibeler hala devam ediyor Turgut Özal üzerinde, işte Kennedy suikastı gibi, o toplumu yıkamıyorsunuz geçmiş dönemdeki gibi. Çünkü toplum artık demokrasiyle, demosun gücüyle yönetiliyor. Toplumun o zaman algısını değiştirmeniz lazım. Sadece yöneticiye bir saldırı yapmamanız lazım. Dolayısıyla bu suikastler, Osmanlı devrindeki isyanlara bakalım. Bakın, isyan sözcüğü, suikast sözcüğü, terör sözcüğü, savaş sözcüğü. Osmanlı dönemindeki isyanlara bakalım. Yeniçeri isyanları diye tarihte hep okumuşuzdur. Hiçbirisi Osmanlı hanedanlığını yok edip farklı bir hanedan getirmek üzere kurulmamış. Aslında onlar menfaatler üzerindeki saldırılar değil mi? İstediği yapının kurulması, şu sadrazam işimize yaramıyor, bu sadrazam bize yardımcı olmuyor, o sadrazam gitsin, bu padişah gitsin, yerine kardeşi veya oğlu gelsin. Yani Osmanlı dönemindeki isyanları, Yeniçeri isyanlarını terör olayı olarak nitelendirmemiz... Aslında doğru değil. Osmanlı dönemi içerisindeki, öncelikle bir de şunu söyleyelim, PKK 29. Kürt isyanıdır diyen sol fraksiyondaki, aşırı sol fraksiyondaki aydınlarımıza da bakalım. Ezberci cümleler kullanarak PKK'yı ayrı bir şey olarak görmeyip tarihteki Kürt isyanlarının devamı olarak görenlere öncelikle konuşalım. 1804 yılında ilk kez Kürt isyanı dedikleri isyan tipi başlıyor. Ta ki 1912'ye kadar. 1804'te iktidar hangi padişah olarak? Padişah olarak 3. Selim zamanında. 1789'da iktidara geliyor. 1807'deki Kabakçı Mustafa isyanına kadar. Bakın, Kabakçı Mustafa isyan ediyor. 3. Selim gidiyor. Yerine kardeşi Mustafa geliyor. Alemdar, Rusçuk alemdarı paşamız geliyor. Mustafa Paşa ve 3. Selim'in yerine 2. Mahmut'u tahta geçiriyor. Yani hep iktidardaki kişinin değişmesi üzerine kurulu bir isyanlar silsilesi. Anadolu içerisindeki isyanlara baktığımız zaman bu topraklarda da çok isyanlar oldu. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da. Diyor ya, kalktı göç eyledi avşar illeri. İşte ferman padişahın dağlar bizimdir. Mevcut veya Köroğlu'nun ayaklanması Bolu Bey'ine karşı. Mevcut bir sistemi yıkmak, o sistem içerisinden yeni bir devlet çıkartmak üzere yapılan isyanlar değil. Oradaki bir beyin, oradaki bir valinin, bir eyalet paşasının veya padişahın, sadrazamın yapmış olduğu kötü uygulamalara karşı bir isyan hareketi. Ama bu isyanın içerisinde 1804'te başlayan ilk Kürt isyanı da mevcut yerel olarak vergi vermemek üzere, askere gelmemek üzere yapılan oradaki beye karşı olan bir baş kaldırış. Bunu Türkmenlerde de görüyoruz. Bunu Köroğlu'nda da görüyoruz. Hatta bunları artık günümüzde destanlaştırıyoruz bile. 1912'ye kadar toplam 12 tane Kürt isyanı oluyor bu şekilde. Hiçbirisinin amacı Kürt milliyetçiliği üzerinden, aynı 1804 yılında Balkanlarda Sırp isyanı başlıyor. O Sırp isyanıyla Kürt isyanını aynı kefeye koymamak lazım. Ardından Yunan isyanı başlıyor. Sırplar 1804'te Karayorgu ile başlattığı isyanı 1878'de bağımsızlıklarını alarak kutluyorlar. 1829'da onlardan daha sonra başlamasına rağmen Edirne Anlaşması'yla Yunan bağımsızlığına kavuşuyor. Balkanlardaki isyan
1789 Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik düşüncesinin yeşermesi ve bu yeşeren milliyetçilik düşüncesi Ortodoks inancı ile birleşip Müslüman unsur olan Osmanlı Devleti'nden ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak üzere yapılan bir şey. Ama bizim Anadolu'muzda ise Kürt isyanlarının hiçbir tanesi Osmanlı döneminde milliyetçilik güdüsüyle yapılıp da bağımsız bir Kürt devleti kuralım düşüncesiyle yapılmış isyanlar değil. PKK'ya baktığımız ise 1978 yılında ilk kez TKP'nin içinde kurulan bir sol örgüt olarak karşımıza çıkıyor. 1978'de. Ardından APO'cular denilen bir grup tarafından silahlı eylemlere geçilmeye başlanıyor. Bu 1912 Eylül 1980 darbesiyle birlikte sekteye uğrayınca PKK Kürdistan İşçi Partisi olarak kurulup, açılımı Kürdistan İşçi Partisi'dir, bir sol örgüt olarak kuruluyor. Yani burada 1978 yılında PKK kurulurken amaç yer yurt değildi. İlk amacı yer yurt değildi. Neydi? O zaman 1968'de ülkemizde başlayan sağ sol olaylarında işte sol tarafta TKP, TİKKO, DHKPC gibi yapılar, sağ tarafta da ülkücü yapılar veya akıncılar, kavgaya dahil olmayan meşhur o 70'li yılların getirdiği sağ sol kavgasından bir sol örgüt olarak kurulan bir yani yapı. Devrim olaylarının çıktığı dönem. Devrimciyiz düşüncesiyle Güneydoğu Anadolu'daki feodal yapıya, ağalık sistemine karşı olan bir sol yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu aşiretleri yıkmak eylemi olarak da nitelendirebilir miyiz? Kuruluş amacı veyahut da o örgüte adam toplamak amacıyla baktığımız zaman evet, feodaliteye karşıyız, sağ düşünceye karşıyız, kapitalizme karşıyız, sosyalist düşünceli bir sol örgüt olarak. Çünkü sen de biliyorsun ki Ozan, 1970'li 78'li yıllar, 80'li yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nde doğuda ve güneydoğuda aşiretlerin çok güçlü olduğu, maddi ve manevi güç olarak çok güçlü olduğu zamanlardı. Şimdi bu yapı değişiyor. Bir aşiret reisi 10 bin oyun var diyebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu 2000'in başlarına kadar, hatta bazı yerlerde hala devam ediyor. Yani herkesin bütün beyninin içine kadar o yapıyı kontrol edebilecek bir ağalık sistemi, feodal sistem. PKK ilk buna karşı çıkmak için 1978'de kuruluyor. Ama 15 Ağustos 1984'e gelindiği zaman ilk kez Eruh ve Şemdinli'de, Siirt Eruh, Hakkari Şemdinli'de müthiş bir şehir ayaklanması başlatıp askerlere ve polislere ilk kez, ki o zamanlar Kenan Evren Cumhurbaşkanı, 1983'te tekrar sivil hayata geçilmiş darbeden sonra Turgut Özal başbakanken, bir anda Türkiye sabah uyandığında Eruh'taki ve Şemdinli'deki savaşla uyanıyor. Aslında savaş demeyelim, terörle uyanıyor. Polislere karşı ve oradaki askeri lojmanlara karşı. Şimdi biz bu programı yaparken vatandaşın terörü çok iyi anlamasını sağlamalıyız. Başta feodal yapıyı yıkmak, işte devrimci ruhu ortaya koymak, biraz isyan etmek yöneticilere karşı, devleti, hükümeti yönetenlere karşı isyan bayrağı açmak için kurulmuş bir örgüt PKK. Peki 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'ye yapılan saldırının amacı baş kaldırmak mıydı yönetime? Hala baş kaldırmak. Hala daha bir bağımsız Kürt devleti kurma yok. Mevcut Türkiye sisteminin sol fraksiyona geçmesi ve sol yapının, sosyalist yapının, devrimci yapının oluşabilmesi için haykıran bir topluluk. Ve hatta o günkü o büyük saldırıda, ona da diriliş günü, direniş günü, ilk hani bizim Hasan Tahsin'in ilk Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz atmış olduğu şeye biz kurtuluşun ilk günü, ilk kurşunu deriz. Aynen o şekilde nitelendirdikleri 15 Ağustos'u da bu şekilde kutsarlar. Ve 15 Ağustos'ta bir tane polisimiz orada ölünce, vefat edince, şehit olunca Ankara'daki siyasiler tarafından ya 3-5 tane 1980 öncesinden kalmış eşkıya temizlenir gözüyle bakıldı. Önemsenmedi. Önemsenmedi. Üzerinde durulmadı. İşte Mekke ayakkabılar giyen 3-5 tane eşkıya sözüyle bunlar karşımıza çıktı. Ve bu karşımıza çıktığı zaman da maalesef o zaman önlem alınabilseydi belki bir şey yapılabilirdi. Devletin kontrolündeydi o zaman her şey. Ama yıllar geçtikçe
Suriye'deki Baba Esad'ın onları sahiplenmesiyle birlikte PKK artık büyük bir Türkiye'yi bölmek amaçlı ve oradan önce otonom, özerk, ardından da bir Kürt devleti kurmak amaçlı oluşturulan bir yapıya dönüştü. Ve 1991'deki saldırı, 1993, 1994, 1999'a kadar varan müthiş derecede büyük bir saldırıları görüp, işte o zamanki yılları, 90'lı yılları hatırlıyoruz, terörün en hat safhaya vardı. Şimdi gelelim, bugün ne oluyor? Bugünkü karşımıza çıkan yapı PKK değil. Bunu öncelikle Kürt vatandaşlarımıza da söyleyelim. PKK bugüne kadar hep polisimize ve askerimize saldırılarda bulunmuş terör örgütüydü. Yani silahlı kuvvetleri hedef almış bir evet, terör örgütüydü. Çünkü siz ama ne kurmak istiyorsunuz? Bir devlet kurmak devlet. İstiyor. Kimle kuracaksınız bu devleti? Kürt vatandaşıyla kuracaksınız. Ama şimdi halka, masum halka saldırılar düzenleniyor. Şehrin ortalarında, şehrin göbeğinde masum halk öldürüyor. Masum halk adeta bir kum torbası vazifesiyle askerle polis arasına diziliyor. Kendilerinden olmayan Kürtleri de kabul etmiyorlar. PKK'ya sıcak bakmayan da. Gelsinler bugün canlı yayında kendilerini ifade edelim. Gülten Kışanağ'ı şu anda tehdit ediyorlar Diyarbakır'da, Urfa'da. Bütün o HDP'li milletvekillerini silah baskısı altında ellerinde tutuyorlar. Bugün PKK eğer bir Kürt devleti kurmak istiyorsa oradaki Kürt vatandaşlarını bugüne kadar o düşüncedeydi 1984 sonrası özellikle 90'lı yıllarda bir tane bile Kürt vatandaşının burnunu kanatmaması gerekiyordu. Kanatmadı. Silahlı eylemlerini halka yönelik değil polise ve askere yönelik yapıyordu. Ama şu anda bu ben basın mensuplarını da buradan tüm ulusal basındaki mensupları da uyaralım. Biz şu anda terör saldırılarının içerisinde değiliz. Az önce ifade ettik. Dedik ki bir suikast, iki bunun akabinde terör, üç isyan. Bu kelimeleri kaldırıyoruz. Şu anda biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz şu anda savaşın içerisindeyiz. Bu bir iç savaş mı? Bu bir iç savaş değil. Nedir? Bu bir, nasıl anlatabilirsiniz? Şu anda şu şekilde ifade edeyim. Biz 7 tane devletle Güneydoğu sınırlarımız içerisinde savaşıyoruz. Kimler bunlar? Her gün bugün Başbakanımızın da Cumhurbaşkanımızın da hükümet yetkililerinde ifade ettiği gibi zaten PYD'yi yani adlarını değiştirerek PKK'nın Suriye'deki örgütlenmesi, adına A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim, bu hiç önemli değil. PKK'nın örgütlenmesini yapan oradaki kuruluş. Bunlara silah yardımı yapanlar. Bunlara açıkça Birleşmiş Milletler'de NATO'da destekleyen devletler. Şimdi gelelim PKK'yla biz neyi değiştiriyoruz? Ne değiştiriyor PKK? Neden bizimle terör örgütü olarak savaşmaktansa PKK şu anda bir savaşın taşeronluğunu yapıyor. Şu an karşımızda PKK yok. Bakın oradaki Kürt amcalar geçen gün televizyondalar. Biz bunları 90'lardan beri biliyoruz diyor. Bana tokat attı diyor bir PKK üyesi diyor. Bir PKK'lı istediği kadar sosyalist ve oradaki feodal yapıyı yıkmak amaçlı olursa olsun kendisinden büyük bir amcaya, bir dedeye bir tokat atıp küfreder mi? Ama şu an Sur'da, Cizre'de olanların hiçbirisi gerçek PKK'lı değil. Yakaladıklarınız El Muhaberat üyesi çıkıyor. Suriye'nin istihbarat örgütü. Sırp keskin nişancı yakalıyorsunuz. Öldürdüklerinizin içinde Amerikan generali çıkıyor. İngiliz generali çıkıyor. Alman generali çıkıyor. İsrail askerleri çıkıyor. Peki ne oldu da bu güç bize Kenya'da Şubat 1999'da Abdullah Öcalan'ı teslim etti? Çünkü PKK'yı kurduran Avrupa'ydı. PKK'yı kurdurduktan sonra, PKK kurulduktan sonra bunlara silah yardımı yapan, bunlara kamp yardımı yapan, hatırlayın İtalya'daydı. O eski günlerimizi yad ediyorduk biz. Bir gün İtalya'da hatırlıyorum, Abdullah Öcalan'ın kalmış olduğu evin görüntülerini çekiyorduk. Ve gidip alamıyorduk. İtalya Abdullah Öcalan'a sahip çıkıyordu. Yunanistan Büyükelçiliği'nde kalıyordu. Kenya'da bile büyük Yunanistan Büyükelçiliği'nde kalırken Amerika tarafından verildi. Peki Amerika ne oldu da bize Abdullah Öcalan'ı Şubat 1999'da teslim etti? Hatta rahmetli Ecevit başbakan olmasına rağmen bu talihsiz cümleyi kullandı. Amerika'nın Öcalan'ı bize neden verdiğini hala anlamış değilim diye. Çünkü
Avrupa kurdurmuş olduğu bu terör örgütünün gücünden yararlanıp Türkiye üzerindeki, o zamanlar bütün PKK neredeydi? Paris'te kahvelerdeydi PKK'nın kahveleri. Paris'ten yönetiliyordu. Almanya'dan yönetiliyordu. Bütün silahlı örgütler. O zaman hatırlayın, kaplancılar, bütün o dini devletin yapısına karşı çıkan yapıdaki tarikatlar Almanya tarafından besleniyordu. Fransa'da, Paris'te PKK kahveleri, PKK sokakları vardı. Ve Amerika bu Orta Doğu coğrafyasını dizayn etmedi. Bu Orta Doğu coğrafyasını, bizim bu yaşadığımız coğrafyayı biz 1916'da Sykes-Picot Antlaşması'yla masa üzerinde çizerek bize verdiler. 10 milyon metrekarelik Osmanlı'dan 40'tan fazla devlet çıkarttılar. Ve bu devlet çıkartılırken Sykes İngilizlerin, Picot Fransızların temsilcisi, elçileri, askeri elçileri masa üzerinde anlaşma yaptıklarında İngiltere petrol bölgesi olan Musul'u, ki petrol yeni yeni çıkmıştı o zamanlar, dünyanın gücü bunun üzerine olacağı anlaşılıyordu. Suriye bölgesini ise Fransızlar aldılar. Rusya'ya ise 1916'da, biz o zaman Rusya, Fransa, İngiltere bir cephe. Biz Alman hayranı olduğu için değil Enver Paşa. Zaten Osmanlı'yı bölüşmek üzere Birinci Dünya Savaşı yapıldı. Bir paylaşım savaşıdır. Mecburen Almanlara yanaşmak zorunda kaldık. 1878'den itibaren 2. Wilhelm, 2. Ülemit yakınlaşması. Almanya, Bulgaristan, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı. Bu üç devlet 1916'da bizi gizli masada paylaşıyorlar. 1917 yılında Sovyetler'de, yani Rus Çarlığı'nda komünist devrimi oluyor. Sosyalist devrim oluyor. Ve diyorlar ki bir önceki iktidar, Çarlık Rusyası, İmparatorluk Rusyası'nın yaptığı hiçbir anlaşmaya biz dahil değiliz. Bunlar böyle böyle gizli anlaşmalar yaptı diyerek 1917'de İngiltere, Fransa ve bir yıl önceki Çarlık Rusyası'nın yapmış olduğu gizli anlaşmayı dünyaya deklare ediyorlar. O zaman öğreniyoruz bizim kağıt üzerinde, harita üzerinde, masa üzerinde Osmanlı'yı parçaladıklarını. Bugün Rusya topraklardan istediğini alamadı 1917'de, çünkü artık Sovyet Rusyası olmuştu, bloktan çekilmişti. Bu dizayn eden ve sömüren İngiltere ve Fransa, Avrupa'nın başat güçleri idi. Bu topraklardan Almanya istediğini alamadı. Bu topraklardan 1945 yılından sonra dünyada hegemonik güç olan Amerika istediğini alamadı. 1948 yılında kurulan İsrail bu topraklardan henüz istediğini alamadı. İşte Sykes-Picot'un bugün kaçıncı yıl dönümü bu yıl? 2016. 100 yıl sonra yeni bir kavgaya giriliyor. Orta Doğu tekrardan dizayn edilecek. Yani Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in gözü Türkiye'nin üzerinde, alabilelim, bizim olsun. Türkiye üzerinde değil, Orta Doğu üzerinde. Yeni bir harita çizilecek. Yeni sınırlar çizilecek. Ve bu yeni sınırlar çizilirken burada bir güç savaşı yapılıyor. Bu güç savaşı yapılırken 1945 yılına geçelim. İkinci Dünya Savaşı'na. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika, Sovyet, Sosyalist Rusya, Cumhuriyetler Birliği, Rusya diyelim. Bunlar İngiltere, Fransa. Bunlar kime karşı? Almanya ve İtalya faşizmine karşı savaş yaptılar. Hitler yenildiği zaman dünyada, İngiltere'de artık zayıflamıştı. Dünyada iki başat güç oldu. Amerika ve Rusya. Adeta o soğuk savaşta, daha sonradan görüyoruz ki yapılan anlaşmaları, Yalta konferanslarını, Bretton Woods antlaşmalarını, Amerika ve Rusya dünyayı paylaşmış. Bu taraf sağ kapital, bu taraf sol kapital. Kissinger, medeniyetler çatışmasını ifade eden ve bugün 90 küsur yaşında hala Putin'le görüşmeye giden Amerika'nın gizli derin temsilcisi. Dünya bir güç olursa kıyamet kopar diyor. Dünyada iki güç olmak zorunda. İki güç olmak zorunda ki size karşı isyan eden, siz kapitalsiniz, bu taraf sosyalist, komünist, kapitale karşı, bunları başıboş bırakamazsınız. Bunların da temsilcisi olan bir devlet olmalı. İki güç olmak zorunda diyor. Bugün yeniden Amerika ve Rusya bu toprakları paylaşma anlaşmasını bitirdiler. Dolayısıyla Rus uçağının vurulması, orada Esad'ın devrilmesi, bütün olaylara bakıyorsunuz, hepsinde Amerika ve Rusya eş hareket ediyor.
Ama görünüşte birbirleriyle karşılar. Birisi NATO, birisi Demir Perde ülkesinin. Hala daha onlar yıkılmasına rağmen 1991 Sovyetler, hala daha onu diri tutmaya çalışan Rusya. Ama PYD konusunda, PKK konusunda ikisi de eş ve ortak hareket ediyor. Yani o kadar toprağa sahipler, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip iki ülke. Biri Amerika Birleşik Devletleri, evet. Biri Rusya. Hala doymadılar, hala gözleri aç. Şimdi esas mesele aslında Amerika ile Rusya'nın buradaki Suriye'ye, Irak'a sahip olma meselesi de değil. Esas mesele dünyanın yeni küresel gücü Çin'e karşı, Çin'in Afganistan'a ve Orta Asya'ya yönelmemesi için bu toprakları anlaşarak kendi hegemonik güçleri içinde tutmaları gerekiyor. Bu toprakların, bakın, şöyle bir Kürt vatandaşlarımıza da PKK'ya gönül veren veya HDP'ye oy veren insanlara da şöyle bir düşündürelim. 1999 yılında Öcalan, ben silahlı mücadeleyi bırakacağım, artık yerimiz siyaset dediği anda bütün Avrupa ülkeleri Öcalan'a kapısını kapattı. Seni almıyoruz diye. Çünkü bir piyon olarak kullanmak istiyorlar. Ama ne zamanki silahlı güç olarak, PKK olarak harekete geçtiği zaman bütün Avrupa ülkeleri kapılarını açtılar. Amerika bu coğrafyayı dizayn ederken artık Avrupa'nın kurduğu PKK'ya ihtiyacının olmadığını. Çünkü PKK'nın kuruluşu Avrupa destekli geliyor. O yüzden kendi desteklediği Barzani'yi 99 yılında George Bush iktidara geldi. Ben Irak'a gireceğim dedi. Ki nitekim 4 yıl sonra da girildi. O dönemde Barzani ile birlikte anlaştığı için, Barzani feodal bir ağ, PKK ise ona karşı çıkan da bir güç aynı zamanda, Abdullah Öcalan'ı aldı ve Barzani'ye oranın hakimiyetini verdi. Abdullah Öcalan'ı da bize teslim etti. Yani IŞİD. Hayır, Abdullah Öcalan'ı aldı, ona da geçeceğim, işte de geçeceğim. Abdullah Öcalan'ı bize verirken Amerika, Kenya'da yakalayıp paketleyip bizim özel kuvvetlerimize teslim ederken, aynı 99 yılında Türkiye'de serbest serbest dolaşan bir başka kişiyi aldı. Fethullah Gülen. 1999 yılında Avrupa'nın büyüttüğü PKK'yı, başını, terörist başını alıp bize veriyor ama bizim ülkemizden de Pensilvanya'ya Fethullah Gülen'i götürüyor. Artık milletimizin dirilmesi lazım. Milletimizin bu oyunları görmesi lazım. El-Kaide denilen suni bir terör örgütü, taşeron bir örgüt kurup orada Taliban'la, Taliban'ın yapmış olduğu zulümlere karşı Afganistan'da o ekipten çıktığını varsayıp Afganistan'a giriyor. 11 Eylül 2010-2001 İkiz Kulelere saldırı bahanesiyle otomatikman Irak'a giriyor. Ve bu terör örgütleri üzerinden yeni ülkelere girme stratejileri kuruyorlar. IŞİD demememizin sebebi, bizim IŞİD'in açılımı Irak Şam İslam Devleti. İslam'ı kullanarak medeniyetler çatışması oluşturmaya çalışıyorlar. Biz de onlara, Cumhurbaşkanımız şunu ifade etti, DAEŞ dedi. Hani IŞİD mi DAEŞ mi kavgası var ya, yani bir tartışması, sözsel tartışması. IŞİD'in içinde İslam kelimesi geçiyor. Gerçek İslam'ın bununla ilgisi olmadığını hepimiz Müslüman olarak biliyoruz. Biz bırakın, işte şimdi doğanın içerisindeyiz. Buralar Yunus Emre'nin memleketi. Kulası, Eskişehir'i, Yunus Emre coğrafyası. Tapduk Emre'nin eşi Yunus Emre'ye git bana hastayım birazcık ot topla dediği zaman, otu yolacağı zaman, buraya geleceği zaman otu yolamıyor. Onun Bismillahirrahmanirrahim dediğini duyuyor içinden. Zikir yaptığını duyuyor. Döndüğü zaman dergaha hanımı kızıyor. Küsüyor Yunus'a. Yunus bana bir ot toplamadın diye. Ama Tapduk Emre anlıyor ki tamam, Yunus oldu. Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? İlahisi işte oradan geliyor. Biz bir otu kopartırken, basarken ayağımızla karıncayı incitmemek üzere bir millet iken, bir o anlayıştaki ümmet iken, bugünkü bu terör saldırılarının, El-Kaide'nin, IŞİD'in bizle alakası olmadığını, Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Sevgili Ozan Erdem, şimdi vatandaşımızın şunu iyi anlayabilmesi lazım. Yani biz bu programı da yaparken niyetimiz o. IŞİD kim? PKK kim? El-Kaide kim?
işte DAEŞ kim? Şimdi onu açıklayalım. Yani bu örgütleri destekleyen ülkeler, evet, milletler, şahıslar, paralı baronlar, evet, bunlar kimler? Bunları böyle bir listeleyelim, vatandaşımız bilsin. El-Kaide'nin içerisinde çıkan bir örgüt IŞİD, Irak Şam İslam Devleti. Biz İslam kelimesini kullanmamamız için DAEŞ kelimesi Arapçada da telaffuzuyla DAEŞ diye geçer. DAEŞ veya DAEŞ diyebilirsiniz. IŞİD'i özellikle o kelimeyi kullanmıyoruz ki yapmış olduğunuz oyunun farkındayız. Siz İslam'ı bütün olarak terörize etmek istiyorsunuz. Terör örgütü gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Mesajı veriyoruz IŞİD kelimesini kullanmayarak, DAEŞ diyerek. İslam sözcüğünü, IŞİD'deki üçüncü harf İ, İslam sözcüğünü kullanmamak için, İslam'ın bir barış dini olduğunu biz İslam'ın mensupları olarak bildiğimiz için IŞİD kelimesi yerine DAEŞ kelimesini kullandık. DAEŞ'in açıklaması nedir? DAEŞ'i Cumhurbaşkanımız ifade etti ve yine oradaki Irak ve Şam'da kurulan o El-Kaide'nin içinden çıkan örgütün yeni adı olarak biz koymuş oluyoruz. Amerika'ya da Avrupa'ya da bunu kabul ettirdik. İslam sözcüğünü kullandırmamak için. E harfi İ diye okunur Arapçada. DAEŞ diye de telaffuz edilebilir. Yapmış olduğunuz hamlenin farkındayızın sözlü bir cevabıdır bu. İsimler önemli değil. Bugün Rusya ne için giriyor? Suriye'ye ben DAEŞ'le savaşacağım diye giriyor. Amerika neyle giriyor? DAEŞ'le savaşacağım diyor. PYD, PKK'nın Suriye'deki kolu. Ya biz bunları terör örgütü olarak görmüyoruz. Onlar DAEŞ'le savaşıyor diyor. İran ne için giriyor Suriye'ye? Ben DAEŞ'le savaşacağım diyor. İşte DAEŞ aslında kimin ürettiği belli olmayan, içinde İngiltere'nin de Amerika'nın da bütün dünya devletlerinin adeta teşoron olarak kullandığı suni bir örgüt olarak karşımıza çıkıyor. Bir devlet değil, bir örgüt değil, başı kim belli değil. Bağdadi diye bir kişiyi koyuyorlar. İşte bu oluşturulan yeni dünya düzeninin 2008'de Milli Savunma Bakanı, Amerika'nın Savunma Bakanı açıklama yapıyor. Artık Amerika ordusuyla Irak gibi, Afganistan gibi saldırılara girmeyecek. Yeni dünya düzeninde artık bu örgütler vesilesiyle özel kuvvetlerimiz mücadele edecek diyor. Rahmetli İstihbaratçı Profesör Doktor Mahir Kaynan çok güzel bir lafı var. Üçüncü Dünya Savaşı ülkeler arasında çıkmayacak. Yoksa bu dünyanın sonu olur. Nükleer savaşlar, atom savaşları. Üçüncü Dünya Savaşı istihbaratçılar arasında olacak diye. Bugün Üçüncü Dünya Savaşı'nın içinde miyiz? Evet, tam da ortasındayız. Bugün terör yok. Bugün suikast yok. Bunların hepsi savaşın belirtileri olan, savaşın içinde olduğumuz şeylerin göstergesi. Bugün bakın bakalım bir savaş olsa 1 milyon, 2 milyon kişi ölür. Daha da fazla kişi ölür 1. Dünya Savaşı'na baktığımız zaman, 2. Dünya Savaşı'na baktığımız zaman. Bir bakın bakalım 2003'te sadece Irak'ta milyonlarca insan öldü mü? 2003'ten sonra Arap Baharı dediler. Tunus'ta, Libya'da, Cezayir'de, Fas'ta, Mısır'da, İran'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de ölen insanların sayısı 10 milyonu geçiyor. İşte 10 yıldan beri süren bir savaş ve burada dünkü saldırı, evvelsi günkü saldırı, bu az önce ifade ettiğiniz 2011'den beri olan bu saldırıların hiçbir tanesi ne ilk saldırıydı ne de bu topraklarda son saldırı olacak. Bu savaş Suriye Savaşı değil. Bu savaş dominonun son taşı olan Türkiye'yi 1916 yılında İngiltere ve Fransa paylaştı. Bu savaş yeni Orta Doğu haritası kurulurken Türkiye üzerinden Orta Doğu'yu dizayn etmek isteyen yeni dünyadaki diğer güçlerin 1916 Sykes-Picot'tan istediğini alamayan Rusya'nın, Amerika'nın kendi güvenliğini sağlamak için İsrail'in, İran'ın hepsinin Türkiye üzerindeki yeni çizilecek haritada masada güçlü olabilme savaşı. Ben daha fazla pay alacağım deme savaşı. Bu savaş Suriye değil, bu savaş Türkiye. Aslında ta 2001'den beri belliydi Türkiye'ye geleceği. Peki Türkiye ne yapacak? İşte Türkiye ne yapacağı, şimdi bu gözle baktığımız zaman Türkiye birincisi şunu yapacak.
solcu sağcı demeden bu topraklarda nasıl ki milli istiklal mücadelesi verildiyse birinci meclisin o ruhunu hatırlayın. Birinci meclisimize 1920'de 23 Nisan'da o gazi meclis diyoruz, o mübarek meclise. Çünkü savaş verip küllerinden yeniden doğan 10 milyon metrekareden 780 bin kilometreye sıkışan o bile elimizden alınacaktı. Konya, Ankara civarında küçücük bir toprakta kalacaktı. Yunan'ın toprağı, İtalya'nın toprağı, Fransa'nın toprağı. Bir istiklal mücadelesi veren bu kadim milletin, Necip milletin son kalesi. Gidecek neresi kaldı? Hiçbir yer. Kapandığımız zaman neresi kaldı? Hiçbir yer. Bugün Balkanlardan, 2. Viyana Savaşı 1683'ten bu yana savunma içerisine geldik. Ta ki 30 Ağustos 1922'de Afyon'dan başlayan, Kocatepe'den başlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık meydan savaşıyla işte buradan yukarı taraftan buraya yukarıya düşüyor şu tarafa. Belkahve'den İzmir'e Fahrettin Altay'la, Sakallı Nurettin Paşalar'la indiğimiz gün. 9 Eylül 1922'de Yunan'ı denize döktüğümüz gün. İşte bu mübarek topraklar ancak 780 bin kilometre karede kalabildik. Halbuki Halep bizim, Irak bizim, Suriye bizim, Mekke bizim, Medine bizim, Balkanlar bizim, Selanik bizim, Kafkasya bizim. Ama burası bizim son kalemiz. Bütün o dünya devleri saldıra saldıra, bunlar 100 yıl önce, 1000 yıl önce, 2000 yıl önceki destanlardan bahsetmiyoruz. Birebir 100 yıl önce. İşte hala o 100 yıl önceki anlaşma, 1923 Lozan'da yapılan anlaşmalara göre dünyamızı, Türkiye'mizi, bu topraklarımızı, boğazlarımızı idame ediyoruz. Çok uzun değil, bir dedelik, dedemizin yaşadığı şeyler bunlar. Ama biz unutturuldu, bize unutturuldu, nerede yaşadığımızı unutturduk. Hayal kurmayı unuttuk. İlk kez hayal kurmaya başladık, ilk kez 2007'de milli ve yerli silahlarımızı yapalım dedik. Üç tane gencimizi intihar süsüyle Aselsanlı mühendislerimizi 2007 yılında öldürdüler. Ha şunu da vatandaşlarımıza söyleyelim. 3000 yıllık kadim bir devlet aklı, milli akıl tekrar hücrelerini uyandırdı. Devlet aklı nedir? Devlet aklı sizsiniz, devlet aklı biziz. Milli akıl diyoruz buna. Milli direniş diyoruz. Milli ve yerli olmak diyoruz. O öldürenlerin de kim olduğunu devletimiz çok iyi biliyor. Biz de çok iyi biliyoruz. Burada kamera önünde söylemeyelim hangi devletin kullandığı istihbarat örgütleri olduğunu. Söyleyelim ama biz bunları zaten o halkımız bilsin diye bu programı yapıyoruz. Mesela hem onları söyleyelim. Bir soru daha soracağım ama lütfen siz onları açıklayın. 2007 yılında öldürülen 3 tane gencimizin ruhları şad olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onları öldürenler de Ankara sokaklarında tespit edildi, bulundu ve gereği yapıldı. Ve bu devlet sahipsiz değil, bu millet sahipsiz değil. Ardından Attas Şet'i düşürdüler Isparta'nın üzerinde. Oradaki profesörler kimlerdi? Hangi mücadeleyi yapıyorlardı? Ne zaman ki milli ve yerli silahımızı yapacağız dedik, üç şey üzerine kurmak zorundayız bu topraklardaki namusumuzu, istiklalimizi, istikbalimizi. Bir, güçlü bir siyasi iktidar. Bu bugün AK Parti olur, yarın Gök Parti olur. Hiç önemli değil. Güçlü bir hükümet, güçlü bir iktidar. Bugün Paris'te saldırı oldu. Kim dedi Hollanda istifa etsin? Kim oradaki şehit kanları, vatandaş kanı üzerinden siyasete gem vurmaya çalıştı? Hepsi bir birlik oldu. Öncelikle bir olağanüstü hal ilan ettiler. Kimdir bu terör saldırısını yapanlar? Nasıl tedbir alabiliriz? Ardından olaylar bittikten sonra gider siyasi mücadelesini yapar. Sarkozy vardı. Hollanda'nın istifası da yine Hollanda yaradı. Yani o da bir siyasi manevra, politik manevraydı. Şimdi halkın bu tür durumlarda bir olmasından bahsediyorum. 2009 yılına geldik. Üç şey üzerine kuruludur dedik. Bir, siyasi istikrar. İki, askeri bağımsızlık, milli ve yerli silahlarınızı yapabilmek. Üç, milli ekonomi, yerli ekonomi. Ne zaman ki 500 milyar dolar ihracat yapalım dedik. Ne zaman ki milli otomobil dedik. Bunlar sadece 2007 yılında olanlar değil. Geçen gün Bodrum'da Fehri Erdal'la bu Sabancı suikastını, Özdemir Sabancı suikastını yapan
kişinin Belçika'da biliyorsunuz tutuluyordu. Yapan kişinin bir tanesi, o saldırıyı yapanlardan bir tanesi yeni bir saldırı yapmak için yakalandı. Tekrar 20 yıl sonra. Neden Özdemir Sabancı suikastı oldu? Acaba Toyota'yı Türkiye'ye getirtmek istemeyenlerin yapmış olduğu bir şey miydi? Yani ne zaman Türkiye Cumhuriyeti güçleniyor, ne zaman Türkiye Cumhuriyeti ihracatını arttırıyor, ne zaman Türkiye Cumhuriyeti üretiyor, ne zaman Türkiye Cumhuriyeti kendi silahını, kendi otomotivini, kendi makinesini kendisi bulup da, icat edip de yapmaya çalıştığında bir bakıyorsunuz o insanlar yok. Yok oldular. Bugün Kürt sorununu Turgut Özal çözecekti Cumhurbaşkanlığından inip. Hala daha çözemediğimiz nasıl öldüğü meselesi. Attan Kahveci bunu dile getirdi. Bir bakıyorsunuz bir trafik kazasıyla gitti. O yılları hatırlayın. Eşref Bittis PKK'nın kökünü kazıyacaktı. Helikopteri düştü. Uğur Mumcu Abdullah Öcalan'ın devlet ile olan ve çeşitli devletlerle olan ilişkisini deşifre edeceği zaman 24 Ocak sabahı bir karlı Ankara sabahında suikaste kurban gitti. Kim bu taşın altını kaldırıp da bu ülke için milli ve yerli bir şey yapacağı zaman bu saldırıların hepsi oluyor. Sevgili Ozan, çok samimiyetle cevaplamanızı rica ediyorum. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevi bilgi toplamak, toplanan bilgiler vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin polisini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekete geçirerek önlem alınmasını sağlamak. Yani istihbarat adı üzerinde istihbarattır. Haber alan örgüt demek. Haber evet. Alan ve haber, bu aldığı haberlerle kolluk kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlerini harekete geçirmekle görevli bir teşkilat bu. Hı hı. Biz de teşkilat diyoruz. Ama bakın şimdi ben tarihi okudum, siz tarihi anlattınız ama baktığımız zaman hep olaylar olduktan sonraki şeyleri biz anlatıyoruz. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevi olaylar olmadan önce bilgiyi toplayıp, istihbaratı toplayıp olayların önüne geçmekken Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir hiç olduğunu, görevini yerine getiremediğini, olacak olan saldırıları, olacak olan terör örgütü hareketlerini, planlarını ortaya çıkartamadığını veya çıkartıyorsa da, bakın biz çıkarttığını bilmiyoruz. Hı hı. Çıkartıyorsa da önlemin alınmasına yardımcı olmadığını görüyoruz. Şimdi bunu bize anlatın lütfen. Ama çok rica ediyorum, çok samimi anlatın. Gerçekleri anlatın bize. Neden Milli İstihbarat Teşkilatı görevini yerine getiremiyor veya getirmiyor veya getirmesine müsaade edilmiyor? Az öncekiyle bütünleştirerek anlatayım. Ne zaman yerli silahımızı yapmaya dedim ya. Biz mesela Aselsan'daki 3 tane mühendisimizin öldürüleceğini Milli İstihbarat Teşkilatı nasıl bilemez? Bakın, nasıl ortaya çıkartamaz? Örnek verdim. Bu tür konular, milli kelimesi birincisi yeni oluşturmaya çalıştığımız bir kelime. Bugüne kadar biz o 70'li yıllardan az önce bahsederken Sento, Cento'nun merkezi Türkiye'ye kuruluyor. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız Ziver Bey köşklerinde sorgulamalar yaparken CIA ajanlarıyla birlikte yapıyor. Biz devletimizi 93 yıldan beri bağımsız zannederken bütün kurumlarının içerisine her türlü bütün dünyanın güçlerini içimize almışız. Ne milliliğinden bahsediyoruz? Milli olan herkes temizlenmeye başlamış. Bir Mustafa Kemal'i düşünün, yanında kaç kişi milliydi? Kaç kişi vardı? Bir Özal'ı düşünün. Bir kahveciyi düşünün. Az önce ifade ettiğimiz şeyleri. Bugün kim adım atmaya çalışırsa bu 70-80 yıldan beri zaten şu an Türkiye üzerine bu kadar yüklenilmesinin sebebine baktığımız zaman ilk kez milli duruşlu insanların ortaya çıkması sözünü haykırmasından dolayı geliyor. Kandil'deki saldırılarda İsrail'den hava görüntüleri istiyorduk. İHA, insansız hava aracı bize 3 gün sonra o görüntüleri veriyorlardı. Vermiş oldukları, vermek istedikleri görüntüleri. İstediği görüntüleri veriyorlardı. Ne yaptık? Anka kuşunu icat ettik. Aselsan olarak, TÜBİTAK olarak, TUSAŞ olarak. Ne yaptık? Milli helikopterimizi yaptık. Ne yaptık? Milli gemimizi, MİLGE mi yaptık? Milli piyade tüfeğimizi yaptık. Milli savaş uçağımızı yapmak üzereyiz. Milli arabamızı yapıyoruz. Rengiyle dalga geçiyorlar, modeliyle dalga geçiyorlar. Evet, henüz daha millileştik mi ki diye sormamız da gerekiyor. Bugün 400 bin tane CIA'in, FBI'in koruduğu bir adamın
Pensilvanya'dan 4 milyon memurumuzun 400 bin tanesi bu yapıya bağlı olarak devletin bütün sinir uçlarına yerleşmiş. Buradan alıyorsunuz. Fethullah Gülen cemaatinden bahsediyoruz. Cemaat değil, bir terör örgütü. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Fethullah Gülen'in elinin ayağının olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama yani böyle güçlü bir teşkilatın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat örgütünün içerisindeki tamamen herkesin Fethullah Gülen örgütünün değil, tabii ki yönetiminde olduğunu hesaplamak mümkün bakın, değil. Yani o zaman bu insanların beyinleri mi yıkandı? Buradaki bir polisi ne yapabilirsiniz? En fazla tayinini çıkartabiliyorsunuz. Bu paralel terör örgütüne mensup diye görevden aldığınız polis idare mahkemesi kararıyla geri görevine geliyor veya bir memur, bir bürokrat. Bunu da burada ifade edelim. Manisa'da da bir sürü hala daha il müdürü seviyesinde de valilik bünyesindeki binada da mevcut bir sürü bu yapıya mensup insan var. Gönderdiğiniz ya, mahkeme kararıyla geri geliyor. Peki oraya gönderdiğiniz ne? Bir gecede kanun çıkaran bir hükümetle karşı karşıyayken yani kendi devletine, kendi milli varlığına, milli gücüne ihanet etmiş bir polis memurunu veya bir polis müdürünü görevden alabilmek için yasa çıkartmak çok zor değil. Bilgece'de de yasa çıkarılan yasaları biz biliyoruz. Kanunları biliyoruz. Yönetmelikleri biliyoruz. Neden çıkartılmıyor o zaman? Madem ki Fethullah Gülen örgütünden bahsediyorsunuz. Onun yaptığından bahsediyorsunuz. Bu memurların, devletin memurları bunlar. Eğer devletine, vatanına, milletine, vatandaşına ihanet ediyorsa onların anında görevden alınabilmesi için bir gecede çıkartılan yasa yeniden çıkartılabilir. Bunun için 657'nin değişmesi gerekiyor. Değiştirirsin o zaman. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Fakat devletin köküne sirayet etmiş. Sadece ben bunlardan bahsetmiyorum. Bu olayın sorumlusu budur anlamında söylemiyorum. Devletin içerisinde milli ve yerli bakabilen, hiç fark etmez sağ olmuş, sol olmuş, yapıyı oturtturmak zaman alıyor. Çok basit bir şey değil. 300 yıldan beri içinize girmiş bir yapıdan bahsediyorum. Medyasıyla, memuruyla, iş adamıyla. Ha diyeceksiniz ki bu dünkü saldırıyı ele alalım. Az önce ifade ettim. 7 tane devletle savaşıyoruz. Adamlar 50 bin ton silahı gözümüzün önünde PKK'ya PYD adında veriyorlar. Dün, evvelsi gün açıklama yapıyor. Benim 150 bin tane silahım kayboldu diyor Amerika. Bu silahlar PKK'ya veriliyor. Yani dolayısıyla siz 7 tane büyük devletle savaşırken emin olun size şu kadarını söyleyeyim. Bugün Milli İstihbarat Örgütü çeşitli emniyet istihbarat, milli istihbarat, askeri istihbarat, jandarma istihbarat çalışmalarını yapmasa o bombalar, bugün bombalı araç yakalandı. Şükür. Kaç tane yakalandı? Emin olun bunlar belki medyaya lanse edilenler. Güneydoğu'da askeri araçların asfalt üzerinden geçerken yıllar önce asfalt döşeme sırasında döşenmiş kablolu sistemli mekanizma sistemi olan bombalar patlatıldı. Peki yine soruyorum. Jandarmanın istihbaratı neredeydi? Neredeydi? Milli istihbarat neredeydi? Kolluk kuvvetler neredeydi? Efendim hadi bırak hepsini geçtik. Köy korucuları vardı o zaman. Evet. Onlar neredeydiler? Yıllar sonra, yıllar önce döşenmiş kablolu mekanizma patlatılıyor ve yine askerlerimiz şehit oluyor. Bunlar yapılırken devlet neredeydi? Neredeydi? Ya bu kadar aciz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyoruz biz bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Efendim, sevgili Adnan, hemen Mevlana'nın orada Türk bayrağımız var. Bakın ne kadar güzel dalgalanıyor. Türkiye Cumhuriyeti bayrağından daha güzel, daha asil dalgalanan başka bir ülke bayrağı var mı? Adnan alıyorsundur herhalde. Ne kadar güzel, ne kadar endamlı dalgalanıyor. Ayıyla, yıldızıyla, rengiyle. Başka bir ülkede yok böyle güzel bir bayrak. Evet. Biz bu bayrakla, biz bu milletle, biz bu vatanla eğer onur duyabiliyorsak, gurur duyabiliyorsak, her defasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyebiliyorsak, o zaman bizim devletin teşkilatları da çok güçlü olmalı. Her şeyden haberi olabilmeli. Ha oluyorsa da, eğer bilgilendirilmiyorsa, hükümet, polis, jandarma, genelkurmay bilgilendirilmiyorsa o zaman gerçekten bizim yüreğimizde de bizim ailemizin içerisinde de ihanete maalesef var. Uğrayan insanlar var. İhanet eden insanlar var. O zaman yanımızdaki yöremizdeki insanlardan da şüphelenmemiz lazım. Evet. Konuyu açalım. Açalım lütfen. Objektif bakalım. Objektif bakalım. Ve objektif baktığımız zaman Nurgül Hanım şunu görüyoruz. Birinci mesele
milli bayrağımızsa, milli devletimizse, o zaman millilik ruhu ise ve yerlilik ruhu ise, o zaman biz şunu yapmak zorundayız. Ben bütün arkadaşlarıma şunu ifade ediyorum. Ateisti, sosyalisti, sağcısı, aşırı sağcısı hiç fark etmez. Şu an öyle bir savaşın içerisindeyiz ki 90'ların veya 2007'ye kadarki olan terör saldırılarının hiçbirisiyle bugünkü gündemi karıştırmayın. 90'larda bunu siyasi stratejistler söylüyordu. Suriye patlıyorsa bir sonraki aşama Türkiye'dir diye. Bir sonraki aşama eş zamanlı olarak İran'la birlikte Suudi Arabistan ve Katar ve Mekke ve Kabe. Neden Suudi Arabistan 150 bir bin? Bir sonraki aşama dediğiniz bir sonraki Suriye'den aşama. Sonraki yani, paylaşımdan sonraki. Yani bu sonraki. Yıldan sonrakinden mi bahsediyorsunuz? Evet, yanlış 2000, anlamayalım. 2016'nın sonuna doğru. Soracaktım ben şimdi, madem öyle ben sorayım, siz benim sorumdan sonra cevaplayın ki vatandaşlarımız iyi anlayabilsin. Şimdi biz tarihten geldik bugüne, anlattık. Şimdi vatandaş neyi bilsin? Bu tarihten sonra, yani bugün, bu Şubat 2016'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti ne yaşayacak? Savaşın içerisinde miyiz? Savaşın içerisine mi sürükleniyoruz? Bu bir iç savaş mı? Yoksa iç savaş olacak mı? Yoksa iç savaş değil de işte bahsettiğimiz bu büyük güçler, işte Rusya, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, neyse, Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni bir savaşın içerisine sokmaya, itmeye mi çalışıyor? Bundan sonraki süreci anlatın bize lütfen. Şimdi şu şekilde ifade edeyim. Şubat sonunda Cenevre'de bir toplantı olacak. Bu toplantı 25 Şubat'a ertelendi. Geçen ayki toplantı. Münih'te yapılan, Cenevre'de yapılan toplantılar. Toplantının amacı nedir, konusu nedir? İşte Suriye'deki olaylarla ilgili Amerika'sı, Rusya'sı, Almanya'sı, tüm dünya devletleri. Bu toplantılar yapılmadan önce bilek güreşleri yapılır. Sen bir hamle yaparsın, sizden sonra birisi hamle yapar. Ve 25 Şubat'taki bu hamleye karşı Rusya'nın bu kadar fazla şekilde saldırı yapmasındaki amaç, Amerika'nın bu kadar şekilde PYD'ye güç vermesindeki amaç, bu saldırı esnasında Türkiye'de dünkü patlatılan bombayla birlikte Türkiye'nin kuzunu ve savaşma gücünü ve Türkiye'nin masadaki söz söyleme hakkını elinden almak için 25 Şubat'a kadar hızlandırılan bir şey. Almanya'nın vatandaşlarının Sultanahmet'te öldürülmesinin, suikastin sebebi ne? Alman Çeşmesi'nin yanında Sultan 2. Abdülhamit'in 2. Wilhelm'le 1905 yılında yaptırmış olduğu Dostluk Çeşmesi'nin altında, tam da orada Alman turistleri geçerken yapılmasının sebebi ne? Almanya'ya birisi diyor ki, sen hakkını kaybettin. Bu coğrafyaya girmeyeceksin. Orta Doğu coğrafyasında Türkiye ile bir daha birlik olabilme şansını elinden alıyorum. Buraya girersen bu bomba orada başlar. Bunu kim diyor? Bunu Suriye'deki, Suriye'nin böyle bir gücü yok. Bunu Suriye'de şu anda hangi iki başat güç varsa o iki devletten birisi söylüyor. Bana kalırsa da anlaşmalı söylüyor. Almanya'ya girme diyor. Paris'e ne dedi Kasım ayında? G20 zirvesinin olduğu günün bir gün öncesinde, Paris'e ne dedi 20 Kasım G20 zirvesinden bir gün önce, eğer bir daha Orta Doğu ile ilgili bir adım atarsan Paris'in her türlü sokağında patlatırım seni dedi. Fransa'ya girme dendi, Almanya'ya girme dendi, hadi onlara girme dediniz. Biz 300 tane mülteci, 500 tane mülteci en ufak bir şekilde ülkelerine giriş yaptığında kıyameti kopartıyorlar. Bugün resmi rakamlara göre 2,5 milyon, gayri resmi rakamlara göre 4 milyon tane mültecimiz var bizim şu anda, Suriyeli mültecimiz var Türkiye toprakları içerisinde. Hangi dünya gücü buna dayanabilir? Hangi dünya gücünün 4 milyon insanı kendi toprakları içerisinde besleme gücü olabilir? Ve şu anda Halep'e yapılan saldırıyla birlikte bizim şu anda PYD mevzilerini bombalamamız Azez-Cerablus hattında, bu 500 bin Suriyelinin Türkiye'ye bir hafta içerisinde giriş yapacağı demektir. O 500 bin kişiyi de baş üstüne biz kabul ederiz.
Evde yediğimiz bir lokma ekmeğimiz varsa onlarla, o kardeşlerimizle paylaşırız. Şii demeden, Sünni demeden hepsine kucak açarız. Hepimiz hırkamızı veririz, ceketimizi paylaşırız, ekmeğimizi paylaşırız. Ama mesele oradaki Türkmenlerden Halep'i temizleme meselesi. Orada Türk unsurunu bırakmama meselesi. Irak'ta, Kerkük'te, Musul'da Amerika girer girmez ilk etapta yaptığı şey Türkmenleri, Türkleri orada katletmek oldu. Tapu dairelerini, müzeleri yaktılar. Tarihsel hafızayı ve tapu kayıtlarını sildirebilmek için. Müthiş bir Türk kıyımı, Türkmen kıyımı yaptılar. Bugün Suriye'de Halep'e en sonunda girmelerinin sebebi oradaki demografik yapıyı Türklerin aleyhine, Türkmenlerin aleyhine bozmak için yapılıyor. Kurulabilecek bir Kürt devleti, Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya, PYD'ye kurdurabilecekleri bir Kürt devletinin bir üst aşaması kuzeyindeki Diyarbakır'la, Siirt'le, Batman'la birleştirme projesi. Kuzey Irak tarafına doğuya geçin şimdi, haritadan gözünüzün önüne gelsin, Suriye. Doğu tarafına doğru geçin, Irak, Kuzey Irak dediğimiz, onların Güney Kürdistan dediği bölgeyle. Ve biraz daha kuzeye gidin, İran bölgesiyle birleştirilmiş, otonom yapılardan oluşan, güçsüz, o bölgede piyon olacak ama İsrail'in korumasını yapacak bir Kürt devleti oluşturma projesi. Bu Rusya'nın işine geliyor. Orta Doğu Projesi'nin aşamalarından bir tanesi. Türkiye öncesi. Bu Rusya'nın işine geliyor. Çünkü Boğazlardan Akdeniz'e inemeyeceğini, güçlü bir Türkiye'nin olduğunu bildiği için o bölgeden, arkadan Ermenistan bölgesinden gelerek Suriye'de de kurulacak bir kanton Kürt devletiyle Suriye'nin biliyorsunuz batısı Akdeniz, Akdeniz'e, sıcak denizlere inme projesi. Bunun yanı sıra Amerika'nın işine geliyor. O bölgede güçlü bir Türkiye, güçlü bir İran, güçlü bir Mısır olmamış oluyor. Aynı zamanda Amerika'nın işine geliyor çünkü İsrail'in korumasını sağlamış oluyorsunuz. Neden Suudi Arabistan 150 bin askeriyle geldi? Neden Genelkurmay Başkanımız oraya gitti? Deva işte layık Genelkurmay Başkanı, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'ın kralının yanında nasıl duruyor diye tartışmalar başlatıyor bizim insanlarımız. Farklı görüşteki. Biz oraya savaş, bizle birlikte Suudi Arabistan'a gelecek bir sonraki aşama. Katar'a askeri üs kuruyoruz. Babamızın hayrına kurmuyoruz. Bu memleket bize dar geldi de bir de gidelim Katar'da askeri üs kuralım demek için yapmıyoruz bunu. Biz de Suriye olayı biter bitmez mesele aynı bu iç savaşlar, aynı bu savaşlar Türkiye'de olacak. Hiçbir bu tür saldırılarda öylesine bir saldırı olmaz. O saldırı gelip burada olmaz. O saldırı hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı meclisin tam ortasındaki yerde istihbarat zafiyeti var mıdır? Olabilir. Olabilir değil, var. Vardır. Var olsun. Şimdi ona geleceğim. Bu bir mesajdır. Programımızı bitirmek zorundayız. Toparlarsak. Evet, istihbarat zafiyeti var mıdır? Değerli dostlar, değerli izleyenler, değerli milletimiz. Biz güneşi doğudan doğurup batıdan batıramayız. Üzerimize oynayan büyük devletlere de buradan seslenelim. Onlar da güneşi doğudan doğurup batıdan batıramazlar. Bu bir mücadele, bu bir savaş. Bu savaşın içerisinde biz Sakarya Savaşı'nda, Meydan Muharebesi'nde, 1921 yılındaki Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürmüş. Neden Sakarya'ya geldik? İnönü mevkii daha batıda ama biz Sakarya'da muhafaza savaşımızı, müdafaa savaşımızı yapıyoruz. Çünkü Kütahya ve Eskişehir savaşlarında 1921'de yanlış stratejik hatalar sebebiyle Yunan ta Sakarya'ya kadar geldi. Polatlı'da bombalar patlayıp Ulus'taki ilk meclis binamızda camlar titriyordu. Oradaki hatamızı görüp ama birinci meclis ruhuyla milli ve yerli olarak bir olup beraber olup Sakarya Meydan Muharebesi'nde hepsini geri püskürttük. Bir yıl sonra 30 Ağustos'ta Büyük Meydan Muharebesi'yle hepsini bu topraklardan attık. Evet, bir istihbarat zafiyetimiz vardır. Bilmiyorum, konuşmam lazım, görüşmem lazım, incelememiz lazım. Ama görünene göre bir saldırı olduysa var, kabul ettik. İşte bu saldırıdan acil bir şekilde nasıl ders çıkartmamız gerekiyorsa çıkartmamız lazım. Yalvararak söylüyorum. Bir Türk oğlu, Türk genci olarak söylüyorum. Bayrağı için, ezanı için, şu toprakları için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek bu gençlerin nacizane bir temsilcisi olarak ifade ediyorum. Sağcı demeyin, solcu demeyin, siyasal parti ayrımı yapmaksızın şu büyük Orta Doğu belasının içinden çıkıncaya kadar
Milli ve yerli olan her görüşe, her düşünceye, her insana sarılın. Şu anda artık iki tane parti var. İki tane oluşum var. Milliler ve gayrimilliler. Bakın, olay Türkiye üzerinde, AK Parti üzerinde olmuyor sadece. Bunu da isterseniz altyazı olarak da geçebilirsiniz. Neden durduk yere iki yıldan beri Başbakan Ahmet Davutoğlu'yken birileri payı alamadığı için, başbakanlığı alamadıkları için, partide istedikleri makamları alamadıkları için en üst derecede siyaset yapmış kişiler tam da şimdi AK Parti'nin çınarın gölgesindeki hakikatlerden bahsediyorlar. Aynı şekilde Selin Böke denilen, Selin Bayek Böke denilen kadın neden şimdi gündeme getiriliyor? Avrupa tarafından getirilmiş olan, Avrupa ile bağlantısı olan Kılıçdaroğlu yerine Amerika ile ilişki içerisinde olan bir kadın neden parlatılıyor? Avrupa'nın beslediği bugüne kadar PKK giderken neden Amerika'nın desteklediği yeni bir PYD oluşturuluyor? Acaba Avrupa ile Amerika arasında mı Türkiye üzerinde bir hegemonik güç kavgası oluyor? Acaba Avrupa diskalifiye ediliyor, Avrupa'nın getirdikleri, destekledikleri siyasetçiler, terör örgütleri, çeşitli iş adamları, yapılar giderken şöyle bir bakın bakalım Avrupa'da ne oluyor? Volkswagen Avrupa arabası, 10 milyar dolardan dünya devi Volkswagen egzoz gazı olayıyla patlatıldı Amerika tarafından. Şike olayları yaşandı Türkiye'de. Acaba bu şike olaylarının Alman malı Adidas'la ilgisi var mı? Nike kullanan spor kulüplerine bir şey olmazken Alman malını kullananların arasında bir şey var mı? Bu arada da Almancı gibi de düşünmesinler. Uzaktan yakından da alakam yok. Bugüne kadar da bütün terör örgütlerini Türkiye'de besleyen, büyütendir Almanya. Ama şu anda bir denge değişiyor. Bugün Devlet Bahçeli, sevin ya da sevmeyin, milli ve yerli bir adamdır Devlet Bahçeli. Neden Devlet Bahçeli'nin üzerine kongre, neden Devlet Bahçeli'nin üzerine oyunlar oynanıyor? Neden? Benim de kendi hocam olan, buradan da sevgi ve saygılarımı iletiyorum, ellerinden de öperim. CHP'nin ulusalcı kanadından olağanüstü, gördüğünüz sadece onun görünen yüzüdür, bilgi kapasitesiyle yerin altında iceberg gibi olan Birgül Ayman Güler gibi CHP'nin İzmir milletvekili, benim Ankara siyasaldan bugünlere gelmeme vesile olan, beni yetiştiren, siyasi olarak farklı düşünebiliriz. Milli ve yerli bir kadın diskalifiye ediliyor. Neden CHP'de Emine Ülker Tarhan gibi milli bir kadın diskalifiye ediliyor? Acaba oyun sadece AK Parti üzerinde mi? MHP diskalifiye edilmeye çalışılıyor milli ve yerli unsurlarıyla. CHP bugün Atatürk'ün, Yüce Atatürk'ün partisi... Yani, Milliyetçi Parti yani, bugün DHKPC söylemleriyle Avrupa konuşuyor. Avrupa ülkeleri ve Amerika Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partilerini de avucu içerisine almış mı? Hiçbir zaman sadece iktidarla uğraşmazlar. Bir yeri yöneteceksiniz. Muhalefeti de, sermayesini de, basınını da. Bugün enteresan bir şekilde Cumhuriyet Gazetesi ile Zaman Gazetesi'nin aynı yayın diliminde yayın yaptığını, aynı sözlerle yayın yaptığını görüyoruz. Yani olay çok büyük. Olay CHP olayı, olay MHP olayı, olay AK Parti olayı değil. Bütün partiler gelip geçicidir. Hiçbirisi de bizim bekamız için amaç değildir. Hepsi demokrasinin ilerlemesi için bir araçtır. Bugün CHP'li vatandaşlarımıza, izleyenlere şöyle bir düşünün. Atatürk'ün partisi, güçlü, kuvvetli, milli bir parti... Bugün PYD terör örgütü değildir diyen Sezgin Tanrıkulu tarafından yönetiliyor Diyarbakır'da. Ulusalcı Birgül Ayman Gülerler, Emine Ülker Tarhanlar, milli olan Deniz Baykallar partinin dışına diskalifiye ediliyor. Deniz Baykal'ın dünkü çıkışı kendisi 70 küsur yaşından sonra genel başkan olabilmek için yaptığı bir çıkış değil. AK Parti'ye karşı çıkmakla Türkiye'ye sahip çıkmak arasındaki fark... Devlet aşkıdır diyor. AK Parti'ye karşı çık ama Türkiye'ye sahip çık diyor. Sen Türkiye'ye sahip çıkmıyorsun diyor bugün CHP'ye. Oyun sadece bizde oynanmıyor. MHP üzerinde oynanıyor. CHP üzerinde oynanıyor. AK Parti üzerinde oynanıyor. Bugün AK Parti'ye bir bakın. Neden şu anda 5. parti söylemleri?
AK Parti'nin içerisinden bir parti daha çıkacak mı? Bu AK Parti içinden yeni parti çıkartmaya çalışan kişilerin muhabbet içinde olduğu ülkeler hangileri? Bir daha ifade ediyorum. Türk milleti dirilişini gerçekleştirmek üzere. Ve bu dirilişi hiçbir şekilde Akif'in çocukları olarak, Mustafa Kemal'in çocukları olarak şu topraklarda, işte ne güzel Manisa'mızda, aynen şu oturduğumuz yerde Fatih'in at sürdüğü şu karşıdaki yüce bayrağımızın altındaki Mevlevihane'de, Ulu Cami'de, o bölgede eğitimini almış ve dünya devletini, imparatorluğunu payitahta giderek İstanbul'u fethetmiş bir Fatih'in çocukları olarak ve şu an okunuyor ezanlar sesi altında yüzüstü hürmetine biz bütün milletimizden şunu ifade edelim. Sağcı solcu demeyin. Şu anda biz bir İsviçre değiliz. Bir Danimarka değiliz. Orta Doğu bataklığının içerisinde son kale olan, yıkılmak üzere bizim üzerimize savaş yapan bir milli direnişin temsilcileriyiz. İki ayrım var. Ya milli olacağız ya gayrimilli olacağız. Bu milli unsurlar, bu kuvayi milliye unsurları AK Partili de olabilir, MHP'li de olabilir, CHP'li de olabilir, A partisinden de B partisinden de olabilir. Gelin bu ayrımları kaldıralım. Ve bu ayrımları yaparken hiçbir şekilde dünyada güneşi doğurup güneşi batıramayacaklarını, istedikleri kadar yüklenerek gelsinler, bizim bir Suriyeli olmadığımızı, bizim farklı bir millet olduğumuzu, 90 yıllık bir cumhuriyet olmadığımızı, 3000 yıllık bir devlet aklıyla yönetildiğimizi ve hiçbir zaman da dirilişimizden ve direnişimizden vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya haykıralım. Sevgili Ozan, çok teşekkür ederim. Aslına bakarsanız sevgili izleyiciler, bu program çok daha uzun yapılabilir. Sevgili Ozan Erdem çok da güzel anlatıyor. Terörün kuruluşundan bu tarafa, başlangıcından bu tarafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktayı sevgili Ozan Erdem'le birlikte burada anlatmaya çalıştık. Az önce ezanlar okundu. Hava da soğudu. Biz de üşüdük. Burada tabii Sibir'in evet. tepesinde bu programı yapıyoruz. Manisa'yı sizlere gösterebilirim, yeniden hatırlatabilirim diye. Ozan Erdem'in anlattıklarının özeti aslına bakarsanız sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti bir savaşın içerisine çekilmeye çalışılıyor. Güçlü ülkeler, bu güçlü ülkeler aslına bakarsanız bizi yıkabilmenin tek yolu bilgisizlik, okumamak, öğrenmemek, tarihimizi bilmemek, muhalefetinden iktidarına siyasi partilerde görev yapan partililerin, üyelerin, vatandaşlarımızın amaçlarını, Avrupa ülkelerinin amaçlarını, büyük güçlerin amaçlarını çok iyi algılayabilmeleri lazım. Çok iyi öğrenebilmeleri lazım. Tuzaklara düşmemek lazım. Bir de ben naçizane önerim şudur. Sosyal medya aldı başını gidiyor sevgili seyirciler. Hepimizin hemen hemen sosyal medya araçlarımız var. Belki reklam olacak ama söylemekte de imtina etmiyorum. Facebook'larımız, Twitter'larımız, Instagram'larımız var. Bunlardan paylaştığımız, bunlardan yazdığımız, yazıştığımız önermelere, düşüncelere çok dikkat edelim. Biz birleştirici olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak birleştirici olmamız lazım. Bölmeyi ortaya çıkartacak cümleler, görüşler koymamamız lazım. Çünkü biz şu an neyin tehdidi altında olduğumuzu çok iyi bilmiyoruz. Yani PKK terör örgütünün saldırıları karşısında mıyız? Ozan Erdem anlattı. Yoksa güçlü ülkelerin elde ettiği ve oluşturduğu yeni taşeron oluşumların saldırıları altında mıyız? Amaç nedir? Hedef nedir? Sevgili Ozan biraz anlattı ama bunların doğruluk payının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Biz sadece çok güçlü durmalıyız. Biz milletimizin, vatanımızın, coğrafyamızın, toprağımızın, bu arkada gördüğünüz Türk bayrağının gücüyle birbirimize sırt vermeliyiz, omuz vermeliyiz, ayakta durabilmeliyiz. Neden bu kadar üstüne dura dura konuşuyorum? Hani işte belanın gelişinin ayak sesleri midir bunlar? Tabii elbette bilmiyoruz. İnsanları paniğe de kaptırmak istemiyoruz ama
birliğimizi, varlığımızı, bütünlüğümüzü çok iyi bilebilmemiz lazım ve Türkiye Cumhuriyeti'nde birbirimize dayanarak, birbirimize destek vererek ancak sağlam durabiliriz. Orta Doğu projesine engel olmamız lazım. Ben ne yapabilirim demeyin. Ben sıradan bir vatandaşım demeyin. Hepimizin yapabildiği şeyler var. Sadece çok dikkatli konuşmalı, çok dikkatli davranmalı. Etrafımızda olan bitenlere de hani Milli İstihbarat Teşkilatı belki bana çok kızacaklar. Görevini yapmıyorsa biz vatandaş olarak görevimizi yapmalıyız. Ve bundan sonra da zaten Genelkurmay Başkanlığı uyardı, halkı uyardı. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Kalabalık yerlerde, sokaklarda, okullarda, toplu taşıma araçlarında gözümüzü dört açmalıyız. Antenlerimiz açık olmalı. Eğer Milli İstihbarat Teşkilatı görevini yerine getirmiyorsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine getirmeli. Gördüğü endişelenebileceği olayları veya insanları hemen ihbar etmeli. Biz Sipil'in tepesinden. Bir şey daha ifade etmek istiyorum hızlıca. Çok kısa lütfen. Biliyorsunuz bu tür böyle istihbarat örgütlerine derin devlet denir. Artık madem sizin uyarınızın üzerine ben de o uyarıyı yapayım. Derin devlet diye bir şey yoktur. Derin millet vardır. Eğer sen sahip çıkarsan bu bayrak inmeyecek, bu dava batmayacaktır. Dolayısıyla alışveriş yaptığımız insanların kim olduğuna, özellikle bizim gibi Manisa gibi metropolit yerlerde kişi hükümete küfrediyor, devlete küfrediyor, isyan ediyor. Gidip bakıyorsun alışveriş yaptığı insanlar onlara destek olan, onlara para yardımı yapan insanlar. Ama özellikle... Çok da ben konuyu uzatıp da programı da uzatmak istemiyorum ama. İşte vatandaşın aslına bakarsanız sıkıntısı bu. Bilmiyor, okumuyor, öğrenmiyor. O yüzden sizin bahsettiğiniz bu yerlerden alışveriş yapıyorlar veya o insanlarla diyalog kuruyorlar. Vatandaşın en büyük sıkıntısı şu an bilmemesi. Çok İnşallah bu sizlere de ben çok teşekkür ediyorum. Az bir sürede birçok şeyi hızlı hızlı geçiyoruz. Özellikle tarihsel noktaları. Çok uzun konular. Bu şekilde herkes kendi görevini yaparsa, gazeteci, medya bu tür milli hassasiyetlerle yerli ve milli durarak halkını bilgilendirmeye, vatandaşını, milletini bilgilendirmeye çalışırsa, milletimiz örneğin bu yıl bir turist sıkıntısı mı çekeceğiz? 500 bin tane çalışanımızın işsiz kalma durumu mu var Antalya'da bu durumda? O zaman parası olup da yurt dışına gezecek olan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, bu yıllık ülkemiz şu belayı atlatıncaya kadar en azından o bölgelerde yerli turist olmaya dikkat çekebilir. Çayımızı, milli çayımızı kullanabiliriz. Uçak kullanıyorsak milli uçağımızı kullanabiliriz. En azından kendi içerimizde bu tür alışverişlerimize dikkat ederek, sosyal medyada yapacağımız paylaşımlarda dikkat ederek, oy kullanırken, bir siyasetçiyi desteklerken sağcı solcu olmadığına bakmaksızın milli ve yerli olmasına dikkat ederek duruş sergileyebilirsek ve her şeyden öte ne kadar saldırı yaparsanız yapın Türk milletinin direnişini, dirilişini engelleyemeyeceksinizi tüm dünyaya gösterebilirsek işte o zaman biz bu terör adı altındaki taşeron örgütlerin 3. Dünya Savaşı'nın içinde olarak hiçbir şekilde o masada kaybeden taraf olmayız. Şehzadeler bölgesini görüyoruz, Yunus Emre bölgesini görüyoruz. O zaman Yunus Emre'den hoşgörümüzü ama Şehzadelerden de gücümüzü alarak devam edeceğiz hayatımızı yaşamaya, milletimizi uyarmaya, bir ve iri ve diri olmaya çalışacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ozan Erdem. Tabii biz biraz üşüdük burada sevgili seyirciler. Evet. Olsun, yeter ki vatandaşlarımızın bilgilenmesine katkı sağlayalım. Efendim, Mercek Altını Sipil Dağı'nın tepesinden, seyir tepesinden yaptık. Arkamızda Manisa, yanımızda sevgili Ozan Erdem, siyaset bilimcisi. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce terörün dününü, bugününü ve yarın ne olacak tahminlerini yaptık. İnşallah Allah izin verirse bir sonraki Mercek Altı programında buluşalım. Hoşça kalın Sipil Dağı'ndan efendim. We'll be right back.